Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber hatırlarsanız önceki bölümde Türkmen, daha doğrusu Türkistan bölgesini tamamen almıştık ve Asya'da hakimiyetimizi sağlamıştık. Bugün bu bölümde de batıya doğru ilerlemek istiyorum. İlk olarak Polonya seferinde başarılı olursak sonradan da Ukrayna'ya da saldıracağız. Evet, öncelikle videoda değilken bir tık ekonomik yatırım yaptım. 40 binlik de bir ordumuz var zaten. Yanlış hatırlamıyorsam eyalet istikrarlarını da aynı evde başlatmıştım. Şunu arttırayım da lazım olur. Başlatmadım, dur. Durdurun. Tamam. Güzel bir paramız var şu anda. Polonya'nın ekonomisine bakalım önce bir. 300 bin. Ve 3 devlette savaşta Polonya. Fransa, İtalya, Almanya. Bakalım savaş nasıl gidiyor. İyi, güzel. Polonya'yı bitiriyorlar. O zaman hemen Polonya'yı yakalayalım. Hiç beklemedi. Şuraya her sene 10 bin yollayacağım. 10 bin. Yaklaşık 10 bin. 10 bin. 10 bin, güzel. Ve de buralardan da güzel ordular bastım mı? Mis. Çok iyi ordu çıktı oradan. Ama zaten buraların ekonomileri de iyi. Güzel. Bizim kaç ekonomimiz var? Peki 1300, bizim 450 bin. Şurada biraz daha yetiştireyim ordulardan. Çünkü ne kadar oldu o kadar iyi yani. Hop. Şuradan da şuraya bir şu kadarlıkta bir ordu yollayalım. Aynen. Şöyle Pakistan bizden geçişini istemiş. Yok, biz Pakistan'dan geçişimiz bitmiş. Birkaç tur atlayalım hızlıca. Hop, son yetiştirmeleri yapıp yapalım. Var mı? Şuralardan da bir iki tane daha bastım mı? Yeterli olur. Birbirine savaş mı ilan etti? Evet. Amerika. Amerika'yla barışalım. Amerika'yla niye savaşıyoruz? Bakalım, barıştık. Güzel. O zaman Polonya savaşı ilan edelim. Sırbistan, Polonya'nın müttefiki. Sırbistan'da bizim sınırımız yok, sorun yok. Polonya'yı yiyorlar zaten, onlar yemeden biz yiyelim. Hızlı bir biçimde. Hop, oradan saldırmadım, düzenli olsun diye. Polonya çok direneceğini sanmıyorum. Çünkü diğer devletler Polonya'nın gücünü bayağı bir bitirmiştir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şu an ilk turdan herhangi bir dirençle karşılaşmadık. Bu böyle gelsin. Hop. Çok iyi. Şu şekilde. Bunu ikiye bölüm. Tamamdır. Evet. Başkentlerini aldık. Tamamdır. Şimdi daha da ilerliyoruz. Ne kadar ilerlersek o kadar iyi. Büyük ihtimalle şu anda Polonya'dan lazım olan tüm toprakları aldık biz. Sovyetler kurmak için. Emin değilim ama öyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım bir. Sovyetler bildiği. Ha, hala var. Tamam. Bakayım bir daha, dur. Aynen öyle. Bir tane kalmış.
Alalım. Tamam, zaten ilerleyeceğiz. Ne kadar toprak o kadar iyi. Şu şekilde. Hop, bu da böyle. Nereye gidiyor bu? Tamamdır. Bunlar da şurada birleşsin. Hadi bakalım. Başarılı, başarılı, başarılı. Güzel. Polonya'nın başkentine biz az önce girmemiştik sanırım. Şimdi gireceğiz. Varşova. Aynen öyle. Polonya'nın tüm direnci bitti. Geri kalan şu alt taraftaki toprakları, onları da diğerleri alsın yani. Onları da ben anlayayım. Bir zahmet. Şimdi biz Polonya'da bir barışmayı deneyelim. Nasıl barışabiliriz? Bakalım bir. Şu şekilde. Biraz daha böyle. Her toprağı alabiliyor muyuz aldığımız? Aldığımız her yeri alabiliyoruz. Güzel, alalım. Barış anlaşmasını yolluyorum. Ve tabii ki kabul de edildi. Mis gibi. Bunların hepsini toplayalım burada. Beklediğimden çok daha kolay bir savaş oldu açıkçası. Ben zorlar diye bekliyordum. Ama bunda tabii Almanya, İtalya, Fransa ile savaşmasında çok büyük bir etkisi var. Buralarda başlatmaya başlayalım asimilasyonları. Güzel toprak aldık çünkü. Ne kadar asimilasyon, o kadar iyi. Tamam. Hadi atla turu. Biraz daha. Bitti sanırım. Bakalım. Aynen. Bitmiş. Şu an orduların toplanmasını bekliyoruz. Bundan sonra hemen bir Ukrayna seferi yapabiliriz. Hiç beklemedim. Tamam. Bunları geri Moskova'ya yollayalım. Moskova nerede ya? Moskova'ya kaybettiler. Şimdi bize Sovyetler için Ukrayna'da nereler lazım? Tamamı lazım neredeyse Ukrayna'nın. Evet. Aynen öyle. Şu topraklara kadar, yani Macar topraklarına kadar Ukrayna'nın tamamı gerekiyor. Peki bakalım, bir bizim ordular giderken bakalım Polonya Savaşı nasıl gidiyor. Hatta bir yandan da yatırım yapalım. Ne yapalım? Mallara yatırım yapalım. Ettiremedim güzel. Bakalım Polonya. Almanya ettiriyor Polonya'yı. Polonya biraz geri döndü gibi ama Almanya iyi bastırıyor. Polonya gittikçe küçüldü. İtalya da girdi oradan. Fransa'da asiler falan çıktı sanırım. Garip şeyler oluyor. Polonya yeniden büyüyor. Polonya daha çok büyüdü. Yine küçüldü Polonya. Garip. Polonya bayağı küçüldü. Bitti, bitecek gibi bir şey. Bitti sanırım. Ha, bir tane toprak kaldı. Ve bitti Polonya. Barışta imzaladılar. Polonya minnacık bir yer oldu. Peki. Durdurun şunu bakalım. Bu ne? Suudi Arabistan'a karşı bizi çağırıyormuş Türkiye. Gelmeyeceğim. Bizim Türkiye ile aramız nasıl peki? Artı 64. İyi, güzel.
Türkiye'nin ekonomisi ne peki? 305 bin. Dünyada ikincinin de aramızda ne kadar fark var? Güzel. Japonya'ymış ikinci. Onun ekonomisi bayağı iyi. Nüfus o kadar yokmuş anladığım kadarıyla. Tamam. Şimdi asimilasyonlarımıza bakalım. Ne durumdalar? Yaklaşık 25 Türk almış. Tamam. Durdurdum yanlışlıkla, onu devam ettireyim. Birazcık yatırım yapıyoruz ama gerekli yani onlar. Baksanıza ekonomimiz bir yani 523 bin oldu savaştan önce. Ne kadardı şimdi, ne kadar? Şimdi Ukrayna için bize ne kadar bir ordu gerekecek? Yaklaşık 110 binlik falan bir ordu gerekecek. Bizdeki ordu sayısı kaç peki? Nerede o? Tam bizde de 110 binlik falan ordu var. Yeterli kadar ordumuz var. Ama Polonya'dan aldığımız topraklardaki asimilasyonlar bitmeden savaşa giremeyiz. Çünkü oralardan da ordu basacağız. Onun için birazcık beklememiz gerekiyor. Ne kadar olmuş oralar peki? Durduralım bir. Gelsin istikrar diyelim. Aa, neredeyse tamamlamak üzeredir. 9-10 tur sonra tamamlanmaya yakın olacaktır. Evet, son 3-4 tur. 5 tur. Güzel. Durduralım. Durduramadık ha. Şimdi şu öncelikle yatırımları artık kapatalım. Üretim gelirine de verelim paramızı, şeyimizi, puanımızı. Şu 92'liklerde yeniden başlatayım. Böyle insanlar. Güzel. Çünkü ne kadar yüze yakın o kadar iyi. Başlatabildiğim kadar başlatayım ki benim için sorun çıkartmasınlar. Evet, az kaldı. Bakıyorum son. Bunu da şöyle başlattım. Güzel. Şimdi bizim Moskova'daki ordularımız kaç tane sınırımız var öncelikle şeyle, Ukrayna'da? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kaç ordumuz var? 110 bin. Yani yaklaşık her yere 10 bin. Yaklaşık olarak. Öncelikle tabii şöyle yapmamız lazım. Şu şekilde 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 bin. Burayı alalım mı? Bilmiyorum. Basın 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 bin. 9 bin falan. Bu da buraya gelsin. Buralardan da kendiniz basarsınız. Birkaç tur atlayalım. Paramız da biriksin. Sonra orada basacağız. Şu şekilde. Şuralardan basayım. Hepsini Kafkaslara yollarım.
Bunlar böyle gelsin. Tamam, orada güzel bir ordumuz olacak. Ama buralardan ordu basıp takviye olarak o buradan ne güzel nüfus çıktı öyle. Aha, güzel. Şunu şöyle bir şu kadar buraya gelsin. Geri kalan da böyle gelsin. Az kaldı, son hazırlıklar. Bakıyoruz. Aynen. Var mı başka? 10.000'den aşağıda. Evet. Çok iyi bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı şu anlık yok gibi, güzel. İrlanda'ydı savaşlarmış zaten. Oradan oraya geçiş yokmuş. Hatta şunu sıfırlayalım. Buraya liman yapalım. Aynen. Başladık. Bu Ukrayna Savaşı'nın yarısı sonraki videoda olabilir bu arada. Hepsi videoya sığmayabilir, emin değilim. Çünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Sonra sıkıntı oluyor. Evet, 10.000, 10.000, herhangi bir sorun yok gibi. 10.000, 10.000, tamam. Bir, ilk turda bir direnişte karşılaşmadık açıkçası. Bu ordumuzu ikiye bölelim, 5.000, 5.000, 20.000'lik bir ordumuz var. O ilerlesin. 10.000'lik, 20.000'le başkent Kiev'e giriyoruz. 10.000 buraya gelsin, 10.000 şöyle, 10.000 böyle. 4.000'lik ordumuz buraya gelebilir. Burada bir ordumuz var, o bu tarafa ilerlesin. Şu şekilde. O da artık şöyle çıksın. Kayın var mı, sorun yok. Güzel. Herhangi bir dirençte karşılaşmadık yine. Mis. 4.000'le oraya girdik. 10.000 oraya. 20.000'lik ordu şöyle. Buraya 30.000'le. Buraya şu şekilde 2.000. Beklemeye gerek yok yani. O orada çok büyük bir ordu çıktı. Peki. Tamam, şimdi oraya ordularımızı çekeceğiz. Bir saniye. Bu böyle gelsin. Şu 16.000'lik de olsa da ilerlesin. Buraya da ordu basalım. Şöyle biraz daha basalım. Yeterli olur. Bu böyle gelsin. Bu böyle. Bunu da şu şekilde paylaştırabiliriz. Aynen öyle. Sen de böyle gel. Bu da şu şekilde. Tamamdır. Umarım sıkıntı olmayacak. Güzel. İyi, alanını daralttık. Oraya değil. Bir saniye. Ukrayna şu an full çıkartmalarla oynuyor. Bu kötü bir şey aslında. Tamamdır. Mis.
Bu da bu tarafa doğru gelsin. Buradaki ordular biraz azaldı. Onları hep bu tarafa çekmek gerekiyor. Orada topraklarını geri kurtardılar. Ama sorun yok. Şuraya yarısı gitsin. Yarısı böyle gelsin. Şu şekilde bu buraya gelebilir. Böyle. Şu böyle. Bunun yarısı buraya. Geri kalanı buraya. Aynen öyle. Hatta öyle değil. Yok, şu şekilde hareket edelim. Aynen öyle. Orayı tuttuk mu acaba? Emin değilim. Tutmuşuz. Güzel. Ukrayna ana topraklarından attık atacağız. Son iki toprak. Ama şöyle bir sorunumuz var. Buraya ordu lazım. Destek. Şekilde. Çünkü orada zorlanıyoruz. Saldırmayalım. Zorlanmaktayız biraz. Evet, son toprak. Ukrayna'nın kendi topraklarındaki. Evet, bu toprağı da aldık. Şimdi bir tek son burası kaldı. İyi, güzel. Galiba Ukrayna'nın oradaki gücünü de bitirdik. Emin değilim. Bitirememişiz. Şimdi şöyle bu şekilde yapalım. Böyle gelsin o zaman. Güzel. Bu savaş bu videoda biter bu arada. Biraz uzun video olacak ama sorun değil.